arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir şapka çalışmasıyla birlikte olacağız şapkamızı örmek için arkadan sihirli halkayla başlıyoruz halkalarımızı büyüterek öreceğimiz yaş grubunun baş ölçüsüne kadar örmeye devam ediyoruz artışlarımızı yaparak elimizdeki bu şapka bir buçuk yaşına kadar olan çocuklarımız için uygun bir şapka küçük bir şapka değil buradaki ölçüleri Dediğimiz kadar büyültüp ya da küçültüp istediğimiz yaş grubuna rahatlıkla örebiliriz. Daha sonrasında yuvarlağımız tamamlandıktan sonra baş ölçümüzün kenarlarına popcornlarımızı sırasıyla örüyoruz. 3 sıra popcorn ördüm. Araya ise tekli trabzanımızı örerek bir hoşluk kattık bakınız iniş ve düşüş yani yükseltiyle bir fark oluşturmaya çalıştık. Tekrar popcornumuzu uyguladık. Burası da uç kısmı en son ise bağcıklarımızı çalışarak şapkamızı kullanılır hale getirdik. Evet çok kolay ve çok şık güzel bir şapka. Dilerim beğenirsiniz hemen kolay gelsin diyerek şapkamızı örmeye başlayalım kolay gelsin. Şapkamı örmek için bir bebe yünü ve de 3 e, numara tığımı kullanıyorum. Dilediğiniz marka ve renkteki ürünleri tabii ki tercih edebilirsiniz. Hemen sihirli halkamı yaparak örgüme başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Halkamın içerisine birer birer ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanımı ördüm. 12 olana kadar ilerliyorum ve zincirimi şu şekilde bakınız. Yuvarlağıma küçültüyorum biraz rahat çalışmak için. Şapkamızın arka kısmını şu an örmekteyiz. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 11 ve 12 tam 12 tane trabzanım ördükten sonra arkasından tutuyorum kısa ipimi güzelce çekiyorum ve şu şekilde biraz düzelterek yani gerilmesini istemiyorum gerilmeden şöyle elimizde biraz şekil verip hemen 4 tane zincir çekmiş olduğumuz en üst tepedeki yuvaya giriyorum ve şu şekilde geçişimi yapıyorum ve birinci yuvamız şapkamızın en merkezi bu şekilde oluşuyor. 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane trabzanımı batıyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Bu sırada 12 olan trabzanımızın her birine birer birer daha fazla batarak toplamda yani her trabzanı iki defa batarak 24 tane trabzan sayısına ulaşacağız. Bir sonrakine batıyorum. 2 ve 2 bakınız. Ve ilerliyorum. 1 ve aynı yere batıyorum. Ve ileriye doğru devam ediyorum. 1 2 Her bir trabzanımızı ikişer ikişer örerek başlangıç noktasına kadar gelelim. Bir uçtan bir uca bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek toplamda 24 tane trabzanımızı oluşturduk. Şimdi 3 tane zincir çekmiştim. Tepe noktasına gelerek batıyorum ve şöyle geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını doluyorum, hemen yanındaki trabzanın içerisine batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Birinci zincirden olan trabzanımı tek, yanındakini ise iki defa örüyorum. Bir tek, bir çift olarak 3. sıramızı tamamlayacağız. Şimdiki sıradakini tek olarak örüyorum, bir sonraki sıradaki trabzanımı çift olarak örüyorum. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak devam edelim. Şimdi tek, bir sonraki çift. İkinci kez batıyorum, ilerliyorum tek, ilerliyorum bir aynı yere bir daha batıyorum iki, bir tane tek ve bir tane daha ileriye aynı yere batarak çift. Üçüncü sıramızı 1 tek, 1 çift, 1 tek 1 çift olarak tamamlayalım. 1, 2, 3 sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. D 4 sıramıza yine 1, 2, 3 zincirimizin üçüncü sırasına batıyorum ve şu şekilde sadece geçişimizi yapıyoruz ve zincirimizi çekiyoruz tekrar 3 tane. Bir tane trabzanımı 3 zincir olarak ördüm. Yanındaki trabzanımı, Yine tek trabzan olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı ise çift örüyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Dördüncü sıramızda iki tane tek bakın bir iki tek bir tanesi çift bir ve iki tekrar bir iki tek sıradaki çift. Evet bu sıramızı 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift, 2 tek bir çift şeklinde tamamlayalım. Evet yine bir sıramızın daha sonuna geldim. 4 sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 3. zincirimin içerisine giriyorum. Şu şekilde geçiriyorum ilmeğimi ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 2 ve 3. Hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyorum. İkinci bir trabzan örüyorum. Üç tane trabzanı örüyorum. Birer birer artarak yukarıya doğru ilerliyoruz. Bakınız alt sıramızda iki tane tek üçüncü çifti. Üst sıramızda yani şu anki yapacağımız sırada üç tane tek dördüncümüz çift olarak artacak. Üç tek bir çift. Devam ediyorum. Bir, 2 3 4. çift 3 tane tek 4 çift 3 tek 4. çift bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramıza şimdi başlayacağız. 6. sıramıza ise 4 tane tek, 5.'si çift. 4 tek, 5.'si çift olarak yine Aynı şekilde örmeye devam edelim. Geçişimizi yapıyoruz. Üçüncü zincirimizin içerisine girerek sadece ilmeğimi geçiriyorum. Hemen bir, iki, üç tane zincirimi çekip yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Zincirimle birlikte iki tane trabzanım oldu. Üçüncüyü örüyorum ve dördüncü trabzanımı da örüyorum. Dört tane tek trabzanım ördüm. Beşinciyi çift olarak örüyorum. Yanına bir tane daha batıyorum. 4 tane tek, 5. çift. Devam edelim. 1 2 3 4 Ve 5. çift olarak örelim. Bu sıramızı da 4 tane tek, 5. çift. 4 tek, 5. çift olarak tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıramızı ördük. Şimdi 7. ve son sıramıza başlıyoruz. Baş çevresini yuvarlak olarak dolanmamızın son sırası. Son sıramızda 5 tane tek 6. çift olarak öreceğiz. Yine geçişimizi yapıyoruz. Zincirimizin en tepe noktasına sadece geçiş halinde şu şekilde geçiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip hemen yanındaki trabzanımın üzerine örmeye başlıyorum. 2, bir ileriye batmışım. Hemen yanına batıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane tek ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimi çift olarak örüyorum. 1 ve 2. 5 tek, 6. çift. 1 2 3 4 5 5 tane tek 6. çift. Bu son yuvarlağımızı 5 tek 6. çift. 5 tek 6. çift olarak örelim. Başımızın arkası için yeterli büyüklüğü ördük. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sıra ördük. 7 sıramızı bir uçtan diğer uca şöyle santim olarak bakalım. 15 buçuk santim olduğunu görüyoruz. Bakınız birbirimizin ipiyle kıyaslama adına ölçüyoruz. Şimdi en son artışımı yaptığımız sıramızı da birleştirelim. Üçüncü zincirin üzerine batıyorum. Şu şekilde sadece geçişimi yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Bakınız şapkamızın arka yönünü çeviriyorum. Bir ve iki tane daha zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bakın zincir çektiğim yere bir tane trabzan örüyorum ve tutuyorum. Yine aynı yere giriyorum. Zincirimizle birlikte 3 oldu. 4 Bakın zincirimizle birlikte 4 ve 5. Bir defa alıyorum. ikinciyi almadım. 5 tane trabzanımı ördüm. Hepsini aynı anda çekiyorum. Yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bakınız örgümüzün arka yönünü çevirmiştik. Lütfen bunu unutmayalım. Ön yüze popcornumuz düşecek. ve Devam ediyorum. Bir sonraki trabzanı yine bir tane örüyorum. İkinci trabzanımı bir seferde örüyorum. Bir sefer ikinci kez örmeden bekletiyorum. Üçüncü trabzanımı yine tek sefer ördüm buradaki ilmek geçişimizin ilmeği bakınız 3 tane ördüm dördüncü tek sefer örüyorum beşinciyi yine tek sefer ördüm toplamda burada 2 4 ve 6 tane ilmeğimiz olacak birisi örgümüzü götürdüğümüz 5 tanesi ise birer defasını ördüğümüz trabzanlarımız hepsini aynı anda çekiyorum hemen yandaki trabzanımın üzerine sık ile batıyorum. Bakın iki tane popkornum bu tarafa düz yüze düştü ve devam ediyorum. Sıradaki 1 5 defa trabzan alıyorum ve bir defa örüyorum. Bakınız 2 aynı yerden çıkarıyorum hepsini de. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımın hepsini aynı yerden çıkardım. Bu ördüğüm ilmeğim, örgümü yürüttüğüm ilmeğimiz, diğerleri 5 tane birer defası örülmüş trabzanlarımız. Tek seferde çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve şöyle çevirip baktığımızda 3 tane çok güzel popcornumuzun olduğunu görüyoruz. Popcornlarımızı yaparak devam ettim. Şimdi birkaç tane daha birlikte yapalım. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın üzerine geliyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı tek sefer ördüm. Hepsini tığımda topladım. Ve tek seferde hepsini çektim yanındaki trabzanımın üzerine gelerek batırdım. Bu şekilde bakınız şu kadar popcornumuzu ördük. Şöyle tuttuğumuz zaman burası baş kısmımızın arkası olacak bölüm. Ön kısmıyla yanları popcorn olarak ördüm. Bir tane daha popcornumuzu birlikte örelim. Sonrasında dönüşümüzü yapalım. Buradaki trabzanımın içerisine giriyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı tek seferde ördüm hepsini tığımda beklettim bakınız bu ördüğüm ilmeğim 3 ve 5 ve tek seferde hepsini aynı anda çekiyorum ve yandaki trabzanımın üzerine sık iğne ile batırıyorum ve kenar için gerekli olan popcornlarımın hepsini sırasıyla örüyorum. Bakınız bir tane popcorn yanındaki sıraya trabzanımı batırıyorum. Ve bu şekilde e, örerek tamamladım. Şimdi kaç tane trabzanımız kaldıysa onu sayalım. 2 Battım. Bakınız. 2, 4, 6, 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane trabzanımızı örmeden bıraktık. Şimdi trabzanımızı burada örmeden kalacak. Burayı daha sonra öreceğiz. Tekrar popkornlarımın olduğu yere dönüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincir daha ilave ediyorum. Toplamda iki tane zincirimi bu yönde ördükten sonra hemen çeviriyorum. Bir tane popkornumun arkasındaki hepsini aynı anda topladığım ilmeğimi şöyle alttan alıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum ve sık iğne olarak batmış olduğum bakınız küçük yerdeki trabzanlarım yani ilmeğimin ardından giriyorum bir sık iğne de buraya örüyorum tekrar popkornumun ardından giriyorum bir tane sık iğne örüyorum sık iğne olarak batım yeri Bakınız giriyorum ve tekrar sık iğnemi örüyorum. Ardından giriyorum, hepsini toparladığım yere sık iğnemi örüyorum. Popcornlarımızın hepsini battığım sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Bir sık iğne örüyorum. Her bir popcornumuz için iki tane sık iğnemizi örüyoruz ve sıramızın başına kadar ilerliyoruz. Yani popcornlarımızın en sonuncusuna kadar. Her bir popcornumuzu iki tane sık iğne bakınız. Birincisi bu topladığımız. ikincisi de battığımız sık iğnemiz. Popcornumuzun sonuna kadar örerek gelin. Sık iğnelerimi sıramın sonuna doğru yaparak geldim. En son bakınız popcornlarımı toplu olarak aldığım yerdeyim ve zincirimi çektiğim yere de geliyorum. İlk başlangıçta zincir çekerek gelmiştim. Zincirimizin olduğu yeri batıp bir sık iğne de buraya örüyorum ve bir iki zincir çekip örgümün tekrar arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki trabzanımın içerisine girip yani sık iğnemin içerisine giriyorum. Bir aynı şekilde başlıyorum. İki üç dört beş beş tane trabzanımı ördüm. Hepsini tek seferde çekiyorum. Yandaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Bakın ikinci popcornumuzu diğer popcornumuzun üzerine ördük. Çok güzel oldu. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin içerisine yine 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 hepsini tek seferde çekiyorum. Yandaki sık iğnemin içerisine batırıyorum ve ilerliyorum. 1 Aynı yere 2 Şöyle 2 3 4 ve 5. Hepsini birden çekiyorum. Yanındaki sık iğnemin içerisine batırıyorum. Ve ilerliyorum. 1 2 3 4 5 Çekiyorum tek seferde yandaki sık iğnemin içerisine giriyorum. Ve bu şekilde bakınız üst üste bütün trabzanlarımı biraz önceki yapmış olduğum gibi sık iğnelerimi üzerine trabzanlarımızı popcorn şeklinde örerek tamamlayalım. En son popcornumun üzerine kadar örerek geliyorum. Yine bu kısma geçmiyoruz. Evet, en son popcornumu ördüm. Bakınız, yanındaki hemen sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir, iki tane zincir çekip hemen arkasını çeviriyorum. İlk önce popcornumun hepsini, yani topladığımız yerin ardına girerek sık iğnemi örüyorum ve battığım yerdeki sık iğneme yine sık iğnemi örüyorum. İki, her bir popcorndaki iki tane. Sık iğnemizi batarak örüyoruz bakınız. Bir topladığımız sık iğne örüyorum. İki yanına battığımız sık iğnemiz topladığım sık iğnemi örüyorum ve battığım sık iğnemizi. Topladığımız ve battığımız ve bu şekilde sıranın başına kadar gelelim. Aynı işlemimizi tekrar eder. Bir sıra daha popcorn örelim. 3 sıra popcornumuzu ördük ve arkasındaki sık iğnemizi de tamamladık. Şimdi şapkamızın üzerine tekli trabzan olarak örmeye başlıyoruz. 3 tane zincirimi çektim diğer taraftan ve başlıyorum. Bakınız, zincirimin olduğu yerin hemen yanındaki trabzanıma giriyorum. Tığımın başını dolamıştım. 1 tane giriyorum ve tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum sıradakine giriyorum tek seferde çekiyorum İlerliyorum. bütün trabzanlarımıza girerek tek seferde diğer uca kadar ilerliyoruz sıra başına kadar tekli trabzanımı örerek geldim sıramızın sonundayız iki tane zincirimi çektim hemen diğer yönü çeviriyorum tığımın başını dolayarak ilerlemeye başlıyorum bakınız yine trabzanlarımın arasına giriyorum hepsini birer defa örüyorum başını doluyorum giriyorum başını doluyorum batıyorum ve çekiyorum tek seferde tığımın başını dolayarak yeterli ölçümüz olana kadar bu şekilde örerek tamamlayalım ve biraz büyütelim Evet şapkamızı 3 sıra popcornumuzu ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra tekli trabzanımızı ördüm. Tekrar buradaki gibi popcornlarımızı şapkamızın önü için örmeye başlayacağız. Popcornlarımızı yerleştirirken örgümüzün arka yüzünde olmamız gerekmekte. 2 tane zincirimi çektim. Hemen ikinci, bakınız ikinci trabzanımın üzerine geliyorum. 5 tane bir defası örülmüş ikincisi örülmemiş trabzanımı örmeye başlıyorum 3 4 ve 5 tek seferde hepsini çekiyorum ve yanındaki trabzanın üzerine batıyorum ve hemen diğerine geçiyorum 1 2 3 4 ve 5 tek seferde çekiyorum yanına batıyorum. Ve popkornlarımı birer birer yaparak sıramızın başına doğru ilerliyoruz. Ve aynen burada çalıştığımız gibi arka yönünden sık iğnesini örüyoruz. Tekrar diğer yöne geçtiğimiz zaman popkornumuz sık iğnemiz. iki sırada popkornlarımızı tamamlayarak dilediğimiz kadar örüyoruz. Şapkamızın kenarına 3 sıra daha popkornumuzu ördük ve tamamladık. Şapkamızın yeterli genişliğe geldi. Bu kadar genişlik bizim için yeterli. Popkornumuzu ördükten sonra her zamanki bir sıra sık iğnemizi de ördükten sonra tamamladık. Şimdi ipimin olduğu bölüme geldim. Kenarlarından sık iğne olarak örmeye başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincir çekerek geçiş yapmış olduğum yere batıyorum ve bir tane sık iğne ileriye gidiyorum bir tane sık iğne hemen yandakine birer sık iğne ile kenarımızı güzelleştirmiş oluyoruz birer sık iğne birer sık iğne inerek ilerleyelim ikinci popkornumu sonuna kadar sık iğnelerimizi örerek geldim şimdi en baştaki yani e Aşağıdaki şapkamızın çevresinden başladığımız yerdeki popkornumuza geldiğimiz zaman Bakınız hemen arasındayım. Tığımın başını doluyorum. Bu kısma sık iğne yapmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle de biraz sıkı tutun. Hemen popkornumu aldığım yerin dibine giriyorum ve bir tane trabzanımı tek sefer örüyorum. İkinci kez için bekletiyorum. Ve bir tane ileri gidiyorum. Yanındaki trabzanın üzerine batıyorum yine. Tek sefer alıyorum Bakınız iki tane tek seferleri örülmüş ikinci kez örülmemiş trabzanımız tığımda. İkisini aynı anda örüyorum. Buradaki hafif bir meyil vardı. Onu ayarlama, onun ayarlamasını yapıyoruz şu anda. Bir tane trabzanımı tekrar örüyorum. Bakınız bir seferde. ikinci trabzanımı yine alıyorum. İkinci kez aynı anda çekiyorum. Tekrar üçüncü kez yapıyorum. Bir tane alıyorum. Yanındaki trabzanıma da aynı şekilde giriyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Ve bir sonraki gelen bakın 6 tane ördüm. Hemen birisi popcornumun dibindeki 2, 4, 6 ama 3 ilmek şeklinde ördük. Hemen yanındaki 7. trabzanın üzerine sık iğne olarak batıyorum. Ve sık iğne olarak artık bu kısmı ilerliyorum. Çünkü şapkamın oradaki geçiş Meylini düzelttik. Herhangi bir e, uyumsuzluk olmadı, boşluk kalmadı. Şimdi sık iğne olarak ilerliyorum. Yine bu köşede 6 tane kalana kadar bakınız en diptekini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabzan kalana kadar sık iğne olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane daha örüyorum. Sık iğne bakınız. 1, 2 3 ve 4. 4 sık iğnem ördükten sonra tıpkı burada yapmış olduğum gibi ikişer ikişer alıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 örüyorum, bekletiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 örüyorum. Her ikisini birlikte çekiyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. 1 örüyorum. İkinciyi de bir defa örüyorum. Her ikisini çekiyorum ilerliyorum bir defa örüyorum ve şuradan alalım bakınız şöyle dibinden alalım trabzanımızı çekiyorum ve şimdi yandaki trabzana batarak bu kısımdan kenarları için sık iğne olarak örmeye devam ediyorum bütün kenarlarını düzenlemiş olduk. Şimdi sık iğne ile ilerlemekteyim. Diğer uca kadar gelelim. Şapkamızın arkasını bakın şu şekilde görelim. Gayet düzgün bir şekilde geçişimizi yaptık. Hiçbir şekilde potluğumuz ya da bozuk bir görüntümüz yok. Şimdi en uç noktaya kadar sık iğnemi yaparak geldim. Şimdi bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batarak tekrar diğer uca kadar sık iğne olarak ilerliyorum biraz önceki batmış olduğumuz yerlerin üzerinden ilerleyerek sık iğnemizi örelim bir uçtan diğer uca kadar bu kez hazırlanmış zeminimiz de var zeminimizin üzerine örerek ilerleyelim şapkamızın artık son aşamalarındayız. Hemen bir de bağcıklarımızı yaptıktan sonra kullanılmaya hazır hale gelecek. Bakın gayet güzel bir şapka çalışması. Hem de çok kolay. Dilerseniz bu aradaki trabzanlı olan bölümü de tamamen popcorn olarak örebilirsiniz. Şimdi sık iğne ile diğer uca kadar örerek gelelim. Evet kenardaki sık iğnelerimi örerek geldim. Şimdi bağcığımız için zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35 tane zincir oldu. 35 tane zincir bağcığımız için yeterli. Eee olabilir. Daha uzun isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Bakınız gayet güzel. Şimdi hemen tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4.'cü bakınız 1 2, 3 ve 4. zincir yuvasının içerisine gelerek giriyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. Bebek şapkamızın bağcığını da bu şekilde oluşturuyoruz. Zincirlerimizin içerisine birer birer örüyorum. Şöyle görelim. Trabzanlarımızı örerek tamamladım. Şimdi şapkamızın olduğu bölüme geçtim. Sık iğnemizin bakınız hemen üzerine girerek batıyorum ve birleştiriyorum. İlerliyorum. Yine birer birer sık iğnelerimizi örerek diğer bağcığımızı yapmak üzere tüm çevreyi sık iğne olarak örerek ilerliyoruz. Sadece sık iğne yapıyoruz. hem arkadaki e, yuvarlak olan bölümde bu şekilde güçlenmiş oluyor sık iğnelerimizle şöyle görelim bakınız bağcığımızı yaptıktan sonra burası şapkamızın ön kısmı şöyle altından çenesinin altından bebeğimizin bağlanacak sık iğnelerimizin yerleri zaten belli. Bakın birer birer ilerlemekteyiz. Bu belli yerlere batarak. Şimdi diğer uca kadar gelelim. Trabzanlarımı ördüm ve şapkamın ön kısmına gelerek bir tane sık iğne ile batıyorum. Şu şekilde birleştiriyorum ve bir tane ileriye doğru gidip şu şekilde ilmeğimi kaydırıp bir zincir çekerek kesiyorum ve şapkamı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bağcıklarımızı da yaptıktan sonra ipimizi de içeriye çekelim. Bakınız şapkamız gayet güzel. Çok hoş bir şapka oldu. Şöyle arkasına da görecek olursak daha küçük yaşlardaki çocuklarımız için istiyorsanız bir sıra ya da iki sıra aşağıya doğru ya yani aşağıda kalsın yukarıya çıkmadan örelim ya da ipimizin kalınlığına inceliğine göre ince iple aynı olabilir yani aynı ölçüde ördüğümüzde daha küçük durabilir o yüzden mutlaka ölçümüze de dikkat edelim ona göre başlayalım bizim bu şapkamızı bir buçuk yaşındaki çocuğumuz rahat giyebilir yani bir buçuğa kadar çok rahatlıkla çocuklarımızın baş ölçüsüne olabilecek uzunlukta bu baş ölçüsünü belirleme işi ise bu arkadaki ilk zemini hazırlarken oluşmakta. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.